Biz bir şehir hastanesi, biz tam teşekkül bir hastane kurma iddiasına çıkmadık ki. Ve bir iyi niyetle biz bir girişimde bulunduk ve tam da sizin söylediğiniz ve tam da kamuoyunun söylediği gibi hani olası bir artmada, bir patlamada hazır hale getirelim. İyi niyetli bir girişim. Yani ben olsam derim ki ya Zeydan Karalar eline koluna sağlık. Bu bir hastane, sahra hastanesi kurmaya çalışsın. Ne eksiğim var tamamlayalım. Bir sever vatandaşlarımıza hiç kimseyi incitmeyecek ve engel çıkarlamayacak güzel bir teklifim var. Kendiniz veya birkaç kişi bir araya gelin, hemen mahallenizdeki ya da komşu mahallenizdeki bakkala, kasaba veya manava gidin. Veresiye defterindeki bir ihtiyaç sahibine veya duruma göre tümünün borcunu ödeyin, hesabını kapatın. Salgın süresinde en fazla ihtiyaç duyulan malzemelerden biri maske. Belediye olarak Atatürk atölyelerimizde maske yapımına başladık. Belediye personelimizin ihtiyaç duyduğu maskeleri kendimiz üretiyoruz. Bizim amacımız köpek indiren esnaf, işçimiz, işini kaybeden vatandaşlarımıza destek olmaktı. Bağış yapmak isteyen vatandaşlarımız ile mağdur esnafımızın arasında bir köprü oluşturmaktı. Sadece buydu. Başka bir düşüncemiz, başka bir fikrimiz yoktu. Vatandaşın tepkisi tabii çok kuvvetli oldu. Ve inanır mısınız? Bu sefer bize müracaatla ne ihtiyacınız varsa bu hizmetler için daha para vereceğiz. Şartsız barış olarak veriyoruz. Siz ihtiyaçları karşılayın dediler. Ekonomik boyutu yardımlar konusunda da hangi parti olursa olsun topluma destek verecekse iktidarın da bu konuda daha biraz kapsayıcı ve kucaklayıcı olmasından yanayız. Ama maalesef bu üç arkadaşımızın ve belediyemizin hesapları blok olunca biz bu kritik günlerde tartışma ortamından uzak, daha çok insanlarımıza verimli olmak için işimize odaklanmak istedik ve kendi imkanlarımızla desteklerimize devam ediyoruz. 2100 kişinin gönülden ve güvenerek belediyemize, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağışladığı o 900 bin lirayı derhal gönderin. O ne sizin ne de belediyenin parası. Onlar ihtiyaç sahibi insanların parası. Bu vebalin altında kalmayın. Bu kadar konu netken, yani bunu ben Ekrem olarak talep etmiyorum ki, akıl ve bilim talep ediyor. Ben insan sağlığı için sokağa çıkma yasağı kesinlikle olmalıydı. Devlet her zamanki yapısıyla, yani ketum ve vatandaş ben ne kadar istiyorsam o kadarını bilsin davranışı içinde. O nedenle biz de kendi yolumuzu çizebilmek için dediğim gibi önce kendi bilim kurulumuzu kurduk. Ondan sonra kendi kaynaklarımızı bu meseleye odaklandırarak çare arayışına başladık. Özetle biz kendi kendimize ne yapabilirsek onu yapmaya çalışıyoruz. Vatandaşı buna bu mağduriyet yaşatarak birbirimizle rekabet etmek neyin nesi? Yani bu doğru bir şey değil. Ya da bizim işlerimizin, hizmetlerimizin engellenmesi doğru bir şey değil. Hazırlıklarımızı yeteri kadar yapabildik mi? Bu konuda hiçbir siyasi mülazayla değil ama bir hekim olarak eleştirilerimizi koymamız ve aynı hataları bir daha yapmamamız gerekiyor. Umre konusu herkesin dile getirdiği, niye gönderdik, ilk parti geldiğinde niye yeteri kadar karantinaya almadık, bunu çok iyi değerlendirmemiz lazım. Türk devletimiz mümkünümüz, ne yaparsa yaptığından bu mümkünümüzü bozmaya kimsenin gücü yetmeyecektir.